Sonunda bu inanılmaz kıtayı göreceğiniz için çok heyecanlısınız ve bütün arkadaşlarınıza ve ailenize bu müjdeyi vermekten kendinizi alamıyorsunuz. Peki çoğu insan sizce buna nasıl tepki verir? Seni orada aslanlara yem yaparlar. Evet, bu eski kıta dünyanın dört bir yanındaki insanların hala inandığı bir sürü yanlış anlama ve genellemeye maruzdur. Ama artık efsaneleri haksız çıkarmanın ve gerçek Afrika'yı tanımanın zamanı geldi. Şimdi 8 numaralı efsaneden geriye saymaya başlıyoruz. Her zaman çok sıcaktır. Sahra Çölü'nün Afrika'da bulunduğu ve tüm kıtanın üçte birini kapladığı doğru. Muhtemelen bu yüzden insanlar bu toprakların tamamen kumdan ibaret olduğunu ve başka hiçbir şey olmadığını düşünme eğilimindedir. Bir vahaya rastlayacak kadar şanslıysanız belki orada burada birkaç ağaç bulabilirsiniz. Ama Afrika'nın bir kıta olduğunu ve bir kıta olarak da fazlasıyla büyük olduğunu aklınızdan çıkarmamanız gerekir. Yani herhangi bir devasa kara parçasında olduğu gibi Afrika'daki tabiat da gerçekten çok fazla çeşitlilik içerir. Burada bozkırların güzelliğine hayran kalabilir, yağmur ormanlarının bereketli doğasını keşfedebilir ve dağların tepesinden nefes kesen manzaralar görebilirsiniz. Bu nedenle Afrika'da hava bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak farklılık gösterir. Ayrıca her mevsimde çok çeşitli sıcaklık değişimleri ve iklim koşulları vardır. Hatta kayak veya snowboard yapmayı çok seven biriyseniz size harika haberlerim var. Afrika'da kar yağar. En sevdiğiniz kış sporlarının tadını örneğin kışın sıcaklığın sıfırın altına düştüğü Fas'taki kayak merkezlerinde çıkarabilirsiniz. Bu nedenle üşütmek istemiyorsanız sıcak tutan kıyafetlerinizi yanınıza almanız gerekebilir. Ve muson mevsimi içinde kesinlikle bir yağmurluğa ihtiyacınız olacaktır. Efsane 7. Afrika'ya seyahat etmek güvenli değil. Ne yazık ki güvenlik söz konusu olduğunda Afrika kötü bir şöhrete sahip. Bu yüzden birçok insan bu kıtayı ziyaret etmenin tehlikeli olduğuna inanıyor. Gerçi güzergahınızı planlarken kıtanın bazı bölümlerinden kaçınmanız daha iyi olsa bile bu gerçek Afrika'yı ziyaret etme fikrinden tamamen vazgeçmeniz gerektiği anlamına gelmiyor. Turistler için son derece güvenli ve konforlu mekanlar bulmak o kadar da zor değil. Turizm endüstrisi birçok Afrika ülkesinde hızla gelişmekte ve yerel ekonomilere büyük destek vermektedir. Afrika bir tatil yeri olarak giderek daha popüler hale geliyor. Bu yüzden bu yanlış algının sizi oraya gitmekten alıkoymasına izin vermeyin. Elbette herhangi bir yabancı ülkeye seyahat ederken olduğu gibi akıllı bir seyahat güzergahı planlamak, oraya varmadan evvel elçiliğinizin nerede olduğunu öğrenmek ve aşılarınızı yaptırmak gibi gerekli önlemleri unutmamalısınız. Bu adımları atmak tatilinizi kesinlikle harika anılarla dolu keyifli bir maceraya dönüştürecektir. 6 numaralı efsane. Herkes Afrikaca konuşur. Çoğu insanın düşündüğünün aksine kıtanın tümünde konuşulan evrensel bir Afrika dili yoktur. Demek istediğim şu, Afrika'nın nüfusu 1 milyardan fazladır. Bu yüzden hepsinin aynı dili kullandığını hayal etmek biraz zor, değil mi? Kıtada konuşulan 2000 kadar Afrika dili ve lehçesi vardır. Swahili en yaygın olanıdır. Ancak örnek vermek gerekirse insanların Fransızca, Arapça, İspanyolca ve Portekizce dillerini de konuştuğunu duyabilirsiniz. Ayrıca birçok insan İngilizce konuşur. Çünkü İngilizce birçok ülkenin resmi dillerinden biridir ve çocuklar bu dili okulda öğrenmeye başlarlar. Bu nedenle birçok gezgin yerel halkla bir iletişim sorunu yaşamaz. Ancak bir cep sözlüğü alıp bazı güzel yerel ifadeleri öğrenmek hiç de kötü bir fikir değildir. 5 numaralı efsane. Yabani hayvanlar her yerde serbestçe dolaşırlar. Bu muhtemelen insanların Afrika'ya seyahat etmelerini engelleyen en yaygın korkudur. İnsanlar otelin dışına çıkar çıkmaz tehlikeli bir etoburun saldırısına uğrayacaklarını hayal ederler. Tamam, şimdi korkularınızı dizginlememe izin verin. Hayır, böyle bir şey yok. Şehirlerde veya kasabalarda kocaman hayvanlar göremezsiniz. Çünkü bunların çoğu milli parklarda ve korunaklı bölgelerde yaşarlar. Yani bir filin sokağın ortasında sizi soyması ve deve kuşlarının yolunuzu kesmesi gibi bir olay yaşamayacaksınız. Ancak bazı kesimlerde dikkatli olmanız gereken biraz sinir bozucu haydutlar olabilir. Maymunlar ve babunlar. Bu hayvanların insanların sırt çantalarından yiyecek çalmak için kalabalık bölgelerin yakınında gizlendikleri bilinmektedir. Madem yaban hayatındaki efsanelerden bahsediyoruz, bunu da bir yere not edelim. 4 numarada efsane. Yaban hayatı dışında görecek başka ilginç bir şey yoktur. Bu efsaneyle ilgili gerçekten üzücü olan şey,
insanların Afrika'nın onlara sunacak başka hiçbir şeyi olmadığını varsaymaları ve bu yüzden de buraya hiçbir şans vermemeleridir. Ancak bu varsayımları tamamen yanlış. Sonuçta Afrika insan ırkının beşiğidir. Bu yüzden kesinlikle görülmeye değer birçok tarihi yere sahiptir. Mesela Mısır piramitlerine ne dersiniz? İnsanda hayranlık uyandırırlar çünkü elektrik veya modern makinelerin olmadığı bir zamanda bunların nasıl inşa edildiklerini anlamak gerçekten zordur. Daha büyüleyici mimari güzellikler için Fas'taki Tel Aviv kasbahı ziyaret edebilirsiniz. Yoksa ürpertici bir gezi mi ilginizi daha çok çekerdi? O halde 1940'lardan beri terk edilmiş bir halde olan Namibya'nın ünlü hayalet kasabası Kolmanskop'a bir göz atın. Ah, Afrika'daki büyüleyici tarihi yerlerin listesi başlı başına bir videoyu hak ediyor. Ama şimdilik şu efsaneyle devam edelim. 3 numaralı efsane. Herkes fakirdir. Bu kıtanın yaşam kalitesi konusunda büyük sıkıntılar çektiği gerçeğini inkar etmek mümkün değil. Ancak gerçek şu ki Afrika'daki bütün ülkeler fakir değildir. Bu yüzden böyle bir ifadede bulunmak çok büyük bir genellemedir. Örneğin Nijerya, Mısır ve Güney Afrika'nın istikrarlı bir şekilde büyüyen ekonomileri vardır ve bu ülkeler küresel finansal piyasanın güçlü oyuncularıdır. Afrika, ülkelerine çok fazla zenginlik ve başarı getiren petrol, elmas ve mineral gibi bol miktarda doğal kaynağa sahiptir. Finansal olarak daha istikrarlı olan ülkelerin orta sınıfı vardır ve oradaki insanlar iyi bir eğitim alarak güzel maaşlar aldıkları bir kariyere sahip olabilirler. Moda ve medya endüstrileri de gelişen Afrika ülkelerinde artış göstermektedir. Nijerya'da Hollywoodvari bir oluşum olan Nollywood vardır. Bu insanlar yılda yaklaşık 1000 film çekiyorlar. Ve bu da beni bir sonraki maddemize getiriyor. 2 numaralı efsane. Afrika geri kalmıştır. Bazı insanlar oradaki çocukların hala geleneksel ahşap bebeklerle oynadıklarını ve Barbie bebeğin ne olduğu hakkında hiçbir fikirlerinin olmadığını düşünüyor. Ancak gerçekte çocuklar, ergenler ve genç insanlar dünyanın diğer yerlerindeki akranlarıyla aynı yaşam standardına sahipler. Facebook ve Instagram'ı kullanıyorlar ve dünyanın geri kalanı gibi video oyunları oynuyorlar. Yani bu akıllı telefonlara ve diğer dijital cihazlara sahip oldukları, internetin ne olduğunu ve nasıl kullanılacağını bildikleri ve Batı'daki popüler kültüre oldukça aşina oldukları anlamına geliyor. Mesela otelde kalmak yerine internet aracılığıyla başkalarının evinde konuk olduğunuz Couchsurfing Afrika'da gerçekten büyük bir şeydir. Ayrıca birçok Afrika ülkesi ileri teknolojilerin gelişimine ciddi yatırım yapıyorlar. Örneğin trafiği kontrol edebilen insan benzeri robotlar Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde icat edilmiştir ve Nijerya'daki mühendisler yaklaşık 4 saat boyunca uçabilen dronlar üretmiştir. Nasıl bir efsaneyi daha haksız çıkardık? 1 numaralı efsane. Afrika'da sanatsal faaliyetler yoktur. Eğer siz de bu efsaneye inananlardansanız muhtemelen hiç Cape Town'da bulunmamışsınızdır. Bu son derece canlı şehir, Berlin'e rakip olabilecek derecede ileri sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapar. Bunun ötesinde kıtada her yıl düzenlenen sayısız müzik ve sanat festivalleri vardır. Bunların arasında en iyi bilinenlerden biri Afrika Burn'dür. Bu Afrika'nın, ABD'nin ikonik etkinliği Burning Man'e cevabıdır ve her yıl Güney Afrika'daki Tankwa-Karoo Ulusal Parkı'nda yapılır. Afrika Burn, sanat ve müzik yoluyla pozitif duygular, kabul edilme hissi, dostluk ve kendini ifade etmekle alakalıdır. Fas'ta ayrıca Jazza Blanca diye bir etkinlikte gerçekleştirilmektedir. Ve cazdan hoşlanıyorsanız bu etkinlikte kadifemsiz zarif caz müziğinin tadını çıkarabilirsiniz. Mesela ben bayılırım. Grahamstown Ulusal Sanat Festivali ziyaret etmek, modern sanattan hoşlananlar gerçekten büyük haz verecektir. Bu etkinlikte genellikle fuarlar, el sanatları çalışmaları ve atölyeler bulunur. Bir diğeri ise MacGregor Şiir Festivali'dir. Her yıl dünyanın farklı yerlerinden gelen şairler fikirlerini ve yeni çalışmalarını paylaşmak için bu festivale katılırlar. Tabii söz konusu olan Afrika'daki kültürel etkinliklerse bütün bunlar buzdağının sadece görünen kısmıdır. Fakat kesin olan bir şey var. Orada hiç sıkılmazsınız. Pekala, siz hiç Afrika'da bulundunuz mu? Eğer bulunmadıysanız gitmek ister miydiniz? Aşağıdaki yorumlarda düşüncelerinizi aktarın. Bu videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ve hayata hep olumlu bakarak bizlere katılmak için kanalımıza abone olun.